Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden çok zaman geçti ama ailenin acısı hala taze tabii. Son olarak baba Süreyya Karabulut Cem Gariboğlu'nun mezarın açılması çağrısında bulunmuştu. Katilin öldüğüne dair şüpheleri Garipoğlu ailesinin olay yerine çektirdiği bir fotoğrafın tetiklediği ortaya çıktı. Şimdi herkes mezarın açılıp açılamayacağını, böyle bir adım gelirse neler yaşanabileceğini aile avukatı Rezan Epözdemir ve uzmanlara soruyor, onlar yanıtlıyor. Kaçırıldı mı? Öldü mü? Öldürüldü mü? Diye şüpheler var yani. Bu mezarın açılmasıyla bu sorular kafamdan gidecek yani. Acılı bir babanın çağrısı tüm Türkiye'nin gözlerini bir kez daha Münevver Karabulut cinayetine çevirdi. Soruyorlar bana, öldü mü ölmedi mi? Öldü mü ölmedi mi? Öldü diyorum, inanmıyorlar. Siz inansanız da? Sokaktaki insan inanmıyor. Onun için mezarın açılmasını istiyorum. Kızının katili Cem Garipoğlu'nun yaşadığına dair şüphelerini tek bir fotoğraf karesi tetikledi. Garipoğlu ailesi bundan 9 ay önce Bahçeli cinayetinin işlendiği evdeki kanepenin üstünde gülerek poz vermiş, o fotoğraf karesini sosyal medya hesaplarına paylaşmıştı. O kareyi gören Karabulut ailesi ise biricik kızların kaybını bir kez daha yaşadı. İşte o gün avukatlarını arayarak ilk kez Cem Garipoğlu'nun mezarın açılmasına ilişkin hukuki süreç hakkında bilgi aldı. Aile avukatı Rezan Epözdemir ölümüne ilişkin şüphelerin otopsiye ait görüntü, fotoğraf ve DNA örnekleri dikkate alındığında ortadan kaldırıldığını, ancak talep doğrultusunda gereken başvuruyu yapacaklarını aktardı. Sistemin sorgulandığı bir süreç yaşanmıştır. Tüm bunlar karşısında yıllar geçse de kızları katledilen bir ailenin zihninde böyle soru işaretlerinin uyanması son derece normaldir. Şayet müvekkillerden bu yönde bir talep gelirse mezarın açılarak fethi kabir işlemi yapılması, doku ve DNA örneği alınarak yeniden inceleme talebimizi hemen başsavcılığa sunacağız. Burada önemli olan müvekkillerin talebidir. Bayram sonrası aileden bu yönde bir talep gelmesi durumunda maddi gerçeğin ortaya çıkması, adaletin tecellisi için tarafımızca tüm hukuki yollara başvurulacak. Herkesin aklında ise tek bir soru var. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması mümkün mü? 8 sene sonra fethi kabir işlemi yapılabilir. Yani mezar açılabilir ve ortaya objektif ve bilimsel bir sonuç da çıkar. Yani 8 sene önce oraya gömülüp gömülmediği kişinin ortaya rahatlıkla konabilir. Ve böylece hem hukuk sistemine güven tesis edilmiş olur, hem de kamuoyundaki bu tür endişeler giderilmiş olur.